If ever I had a video, would you dance in it? Would you dance in it? In Bugünkü konuklarımız Mitsubishi Eclipse Cross ve Toyota CHR. Bu iki otomobil benzinli motorla barışıksanız ve Japon dayanıklılığını, Japon kalitesini seviyorsanız eğer kompakt crossover sınıfındaki en iyi örneklerden iki tanesi ve tabii ki bugün bir kıyaslama yapacağız. Bunlardan hangisinin daha iyi olduğunu ortaya çıkartacağız. Hem Mitsubishi hem de Toyota arazi araçları konusunda çok güçlü geleneklere sahip ve çok çok iyi işler yapmış. Efsane modellere imza atmış markalar, üreticiler. Ama ne yazık ki ilginçtir. Crossover pazarında o kadar da güçlü olamadılar hiçbir zaman. Ve denemeleri, bu zamana kadarki denemeleri de paralel bir seyirde çok ortalama kaldı. Ne yazık ki bu iki model çok daha iddialı bir şekilde geldi. İki üretici de bu modelle o makus tarihlerini değiştirmek istiyorlar. Yani kıran kırana bir mücadele bekliyorum ben bugün. O zaman kim geçer görelim. If ever I had... İki otomobil pek öyle göstermeseler neredeyse birbiriyle aynı boyutlara sahip. Eclipse Cross'un boyu 4 metre 40 santim. Buna karşılık Toyota CHR'ın boyu da 4 metre 38 santim. Bu haliyle baktığınızda da bagajda vesairede sunumlarında benzer olmasını bekliyorsunuz tabii ki. İki otomobilin de ilginç bir özelliği var. Hem Toyota hem de Mitsubishi malum biraz önce de bahsettiğim gibi arazi araçlarında çok güçlü olmalarına rağmen crossover'larda pek o kadar iyi bir çizgiyi yakalayamadılar ve farklı olmak istiyorlar, yenilikçi olmak istiyorlar, fark getirmek istiyorlar ve diğerlerinden ayrılmak istiyorlar. Bu nedenle de bu araçların ikisinin de arka tasarımları bir hayli farklı diğerlerine göre. Biraz ya sev ya terk et tasarım ikisi de. Bu kısım tabii ki size kalmış. Biraz bu tasarımlar kaynaklı, biraz da tabii ki altyapılarda seçilen özellikler kaynaklı olarak. Bu iki aracın da bagaj hacimleri sınıf ortalamalarının bir hayli altında. Çok kollu arka aksa gelen Eclipse Cross'un bagaj hacmi 378 litre. Örneğin kızaklı arka koltuklar standart olarak sunuluyor ve 485 litre kadar büyütebiliyorsunuz bu bagajı. Yani arka koltuklardan vazgeçerseniz sınıf ortalamalarında bir bagaj hacmi elde edebiliyorsunuz Eclipse Cross'ta. Buna karşılık CHR'ın bagaj hacmi 298 litre benzinli motorlarla birlikte, çünkü benzinli motorlar yedek lastikle birlikte geliyor. Ama buradaki gibi bir hibrit versiyon tercih ederseniz 377 litrelik bagaj hacmine ulaşabiliyorsunuz yedek lastiksiz olarak. Burada kıyaslamayı yaptığımızda Eclipse Cross'un da yedek lastiği olmadığı için iki aracın yedek lastiksiz bagaj hacimleri birebir aynı standart olarak. Kullanışlık özellikleri açısından çok kollu arka aksa sahip Eclipse Cross'un bagaj duvarları da düz değil ve bu sebeple de hacmi tam olarak kullanamayabiliyorsunuz. Çift kollu arka aksa sahip olan CHR'da ise tamamen düz bagaj zeminleri kullanılmış. Buna karşılık Eclipse Cross'un üst donanımla birlikte gelen Rockford Fosgate ses sistemini satın alırsanız eğer subwoofer'ı 1.20 litre kadar daha alıp götürüyor zaten çok da büyük olmayan bagajdan. CHR'ın JBL ses sistemi, yine yüksek performanslı bir ses sistemi. JBL ses sistemi ise böyle bir etkiye sahip değil. Yine subwoofer var arkada ama bu bagaj duvarına çok güzel bir şekilde gizlenmiş. Yükleme eşiği ile zemin arasındaki fark da bu sefer Eclipse Cross öne çıkıyor. CHR'ın bir hayli fazla buradaki farkı, yani ağır yükleri CHR'dan kaldırıp çıkarmanız lazım. Eclipse Cross'ta biraz daha sürükleyerek çıkartabilirsiniz. Bagaj hacimlerini genişletmeye geldiğinde iki araç da çok iyi çözümler sunmuyor. Ne yazık ki koltukları yatırıyorsunuz ve asimetrik olarak yatırıyorsunuz ve uzun yükler için hazır hale geliyor ama hem basamaklı hem de tamamen düz olmayan zeminler elde etmiş oluyorsunuz. Yani bagajlar konusunda bu iki araç da çok fazla şey sunamıyor ve sınıflarının gerisinde kalıyor ama tabii ki kazanan olmak durumunda. Değişkenlik özellikleri sayesinde burada kazanan Eclipse Cross oluyor. Çünkü en azından kızaklı arka koltukları belli kademelerde ayarlayarak daha geniş bagaj hacmine ulaşabiliyorsunuz. Yani 410-420 litrelik bagaj hacmi ve hala arkada kullanılabilen diz mesafesi elde edebilirsiniz. Ve iyi düşünülmüş aslında bakarsanız, Mitsubishi mühendisleri burada iyi iş çıkarmış diyebiliriz. Rakibinin de önüne geçmiş. Her şeyi gördüm diyorsunuz. Sonra kompakt crossover karşılaştırmasında 378 litrelik bagajı olan bir araç birinci oluyor. Hayat böyle. If ever I had... İlk olarak Eclipse Cross'un arka koltuklarındayız. Bu otomobilin en önemli silahı arka koltukları. Burada gerçekten de Mitsubishi mühendisleri iyi işler çıkarmış. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi bol bol diz mesafesi var. Belki bacak bacak üstüne bile atabilirdim biraz daha esnek olsaydım. Dahası ayaklarımı da
koltuğun altına doğru koyabildiğim, sokabildiğim için de biraz daha rahat, biraz daha kaykılarak seyahat yapabiliyorum. Buradaki en güzel özelliklerden bir tanesi de baş mesafesi. Bu sınıfta genelde baş mesafeleri yönünden sıkıntılı araçlarla karşılaşıyoruz. Bu araçta cam tavan olmasına rağmen buradaki baş mesafesi iyi. Benden biraz daha uzun boylular bile burada rahat edebilecektir. Dahası bu koltukların birkaç tane de değişkenlik özelliği var. Biraz önce bahsettiğim gibi kızaklı örneğin bu koltuk asimetrik olarak kızağa ayarlanabiliyor. Ve bagaja fazladan alan sağlayabiliyorsunuz. Şu anda ucu ucuna değiyor dizlerim ön koltuğa ve bagajdan biraz daha yer kazandım. Asimetrik olarak da kızaklı olarak kayabildiği için bu koltukları da farklı kombinasyonlara da ayarlayabiliyorsunuz. Ve dahası sırtlığı da ayarlayabiliyorsunuz. Sırtlık eğim ayarı var. Bu koltukların biraz daha kaykılarak seyahat edebiliyorsunuz burada yani. Güzel düşünülmüş bir alan burası. Gerçekten de sınıfının önde gelenlerinden bir tanesi Eclipse Cross burada sunduklarıyla. Peki sunum nasıl? Alan güzel ama malzemeler konusunda öyle çok ağım şahım bir durum yok. Üst donanımlarda lakeler var. Karbon benzeri kaplamalar var. Bunların hepsi de güzel. Küçük bir cebi var. Kapı içi cebi var. Sadece bir şişe sığar. Buraya başka eşyanızı vesairenizi koyamazsınız. Ki sunum da bununla bitiyor. Koltukların arkasındaki cepler diğer saklama gözü yani eşyalarını saklayacaksınız. Burayı kullanmanız gerekiyor. Havalandırma çıkışı yok. USB portu yok. Bir tane en azından çakmak çıkışı düşünülmüş burada. Ona da şükür demek lazım herhalde. Orta bölüme geçecek olursanız bu araç 4 tekerlekten çekişli olmasına rağmen nispeten orta yükseklikte, nispeten alçak bir şaft tüneline sahip. Ortaya geçersem de ön koltukların kızakları da bir hayli önde olduğu için çok rahat bir şekilde ayaklarım hemen şaft tünelinin kenarına sığıyor. Hatta istersem şaft tünelinin üstüne bile ayaklarımı koyabilirim. Burada muhtemelen rahat edebilirsiniz bu sebeple, bu sayede daha doğrusu. Ama ne yazık ki emniyet kemerleri rahatsız ediyor burada da. Orta emniyet kemerini bağlamanız zaten imkansız. Ama yandaki emniyet kemerleri de bir hayli rahatsızlık verecektir size. O sebeple orta koltukta bir yetişkinin seyahat etmesi için iyi bir alan olduğunu söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki. Bu tarafa geri dönecek olursak bir kol dayanağımız var. Kol dayanağının iki tane bardaklığı var. Bu da hoş bir detay tabii ki. Cam tavanın ferahlığı var. Açık renk kaplamaların ferahlığı var. Buradaki alan hissi çok güzel. Bakalım buna CHR nasıl cevap verecek. Şimdi de Toyota CHR'ın arka koltuğundayız. İki otomobilin boyutları benzer olduğu için buradaki sunum da tabii ki benzer. Hatırlatayım, benim boyum 1.75, bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi güzel bir diz mesafesine sahip bu otomobilde. Eclipse Cross'un biraz daha gerisinde kalıyor çünkü kızaklı koltuklar Eclipse Cross'a biraz daha esneklik sağlıyor. Bu sayede kızaklar en arkadayken daha iyi diz mesafesi sunuyor Eclipse Cross. Bu da ufak tefek farklar yaratmış. Ama diz mesafesi yönünden yine de sınıfı içinde bile iyi olduğunu söyleyebiliriz CHR'ın. Baş mesafesi yönünden de bir sorun yok eğimli tavanına rağmen. Ama bu araçta ne bir açılır tavan var ne de bir cam tavan var. Bu tabii ki fayda sağlıyor. Büyük bir fayda sağlıyor. Hatta tavan tam olarak şu anda olması gereken yükseklikte. Böyle bir donanım olsaydı burada ciddi kayıplar olurdu. Peki alanın sunumu böyle ama hissi nasıl diyecek olursanız burada bambaşka bir durum var. Gördüğünüz gibi cam çok küçük. Yani 1,5 karış kadar bir arka cam var. Buradan dışarıyı görmek pek mümkün değil. Donanıma göre bu cam renkli de geldiği için ve aracın da CHR'ın da tüm kaplamaları da siyah olduğu için burası birazcık mağara efekti yaratıyor. Dahası camın çizgisi bayağı yukarıya doğru çıkıyor ve erkenden çıkıyor bu sıra dışı tasarımı elde etmek için. Bu nedenle de eğer burada bir çocuk oturursa örneğin dışarıyı görmekte zorlanabilir. Hatta kısa boylu yetişkinler bile dışarıyı görmekte zorlanabilir burada. Bunu mutlaka değerlendirin derim. Çünkü anladığım kadarıyla arkadaşlarımdan edindiğim tecrübeyle sabit. Çocuklar dışarıyı görmeyi seviyorlar ve bu araç dışarıyı göremeyebilirler. Size kalmış tabii ki bunun seçimi. Peki kullanışlık özellikleri vesaireler nasıl? Bir bardaklık var burada. Direkt bardaklık sunulmuş. Bir kapı içi cebi içerisinde sadece şişe konulacak yer vesaire değil. Bu bardaklık da düz konumlu olduğu için sürüşe göre düz konumlu olduğu için istediğiniz her şeyi burada saklayabilirsiniz. Rahatça ulaşılabilecek bir yerde. Daha az kapı tutamaklarının altları da dolu olduğu için oraları da belki saklama gözü olarak kullanabilirsiniz. Ön koltukların arkasında her ikisinde de cepler mevcut. Bunlar da kullanışlı güzel cepler aslına bakarsanız. Bununla da bitiyor zaten. Havalandırma çıkışı yok. Bir çakmak çıkışı yok, USB portu yok vesaire hiçbir şey yok. Bu araçta CHR'da 4 tekerlekten çekişti ve buna karşılık da nispeten alçak bir şaft tüneline sahip. Ve bu şaft tünelini atlayıp orta bölüme geçtiğimde ne yazık ki kızaklar arkaya doğru çok fazla geliyor. Bu nedenle bacaklarımı açarak oturmak zorunda kalıyorum ben. Yan taraftakilerin ayak boşluğundan bol bol çalmam gerekiyor. Yan taraftakiler
rahat olsaydı burada oturmayı sevebilirdim. Çünkü hem minderin yüksekliği fazla değil. Baş mesafesinden hala bir sıkıntım yok. Sırtlık yumuşak. Burası da güzel. Dahası koltuklar önümden çekildiği için, iri yapılı koltuklar önümden çekildiği için de yan tarafta oturduğumdan daha ferah hissediyorum. Çünkü ileriye doğru en azından önüm açılmış durumda. Burada seyahat etmek, ironik bir şekilde yan tarafta seyahat etmekten biraz daha ferahlatıcı olabiliyor. Rakibinden farklı olarak burada emniyet kemerleri de o kadar rahatsız etmiyor. En azından şu anda kullanılmıyorken, kullanılıyorken tabii ki rahatsızlık verecektir biraz daha. Bu tarafa geri dönecek olursam kol dayanağı yok. Başka da herhangi bir sunum da yok. Zaten bu bölümün kazananı tahmin etmişsinizdir. Eclipse Cross oluyor. Gerçekten de çok iyi iş çıkarmış Mitsubishi mühendisleri. Bu arka koltukta sunulan alandaki Eclipse Cross sınıfının en iyilerinden bir tanesi. Burada CHR'ın da biraz şanssızlığı oldu bu. If ever I had a video. Eclipse Cross'un iç mekanına geçtiğimizde burada bizi modern bir havaya sahip bir alan karşılıyor. Açıkçası Mitsubishi'nin tüm zamanı gereklerini yerine getirdiğini söyleyebiliriz genel olarak. Malzeme kalitesinden başlayalım. Yumuşak plastikler var. Örneğin kapı içlerinde bile kullanılmış yumuşak plastikler. Eğer tırnağınızı sokmayı seviyorsanız mutlu olabilirsiniz. Ama aslına bakarsanız parmak uçlarınız öyle çok çok da güzel hisler vermiyor. Bunu devamlı tekrar ediyorum. Tırnağınızı sokmanız ya da vurduğunuzda nasıl sesler çıkarttığı önemli değildir. Önemli olan dokunduğunuzda nasıl hisler verdiğidir. Kalite algısı açısından bence bu daha değerli olurdu. Buradaki türlü plastikler de parmak uçlarınızı öyle çok çok güzel besleyemiyor. Onun dışında donanıma bağlı olarak orta konsolda karbon benzeri kaplamalar var, lakeler var ve alüminyum gibi olması gereken ama aslında griye boyanmış plastik gibi hissettiren kaplamalar var. Gözünüze, benim gözüme en azından hoş geliyor bu kokpit. Sizin kararınız tabii ki, geri kalanı size nasıl gözüktüğü ayrı bir durum, kişisel bir durum. Buradaki genel hal böyle. Dokunduğunuz yerlerde çok daha iyi plastikler, malzemeler vesaireler kullanılmış. Ama örneğin sinyal ve silecek kollarının ben biraz daha değerli hissettirmesini isteyebilirim. Çünkü yolda bu kollara çok fazla dokunuyorsunuz ve bunların verdiği hisler de çok önemli. Hem çalışırken verdikleri, çıkardıkları sesler vesaireler çok güzel değil. Hem de tam olarak o istediğim günümüze uygun plastik dokusuna da sahip değiller. Sanki 90'lardan kalma gibi hissettiriyorlar birazcık. Ama direksiyonun üzerindeki lekeleri muhtemelen çok seversiniz. Bu güzel hissettiriyor sürekli eliniz direksiyonda olacağı için. Bu da önemli tabii ki. Kullanışlık konusuna geçecek olursak, büyük bir ekran Eclipse Cross'un ürün gamında yaygın olarak sunuluyor. Sadece baz donanımda yok bu ekran ve güzel, kullanışlı, dokunmatik hassasiyeti iyi, grafikleri ortalamanın üzerinde bir ekran bu. Ve düğmeleri, ekrandaki düğmeler, yazılımdaki menü dizilimleri vesaireleri de sezgisel olarak kullanmaya izin veriyor. Bu açıdan baktığınızda güzel, rahat kullanacağınız bir ekran bu. Ekranın sorunu sürüş pozisyonuna göre uzakta kalması, eğilmeniz lazım ekranın dokunmatiğini kullanmanız için. Tabii ki bunun için bir ek çözüm daha gelmiş. O da buradaki touchpad. Vites kolunun hemen yanında bir touchpad var. Tıpkı Mercedes modellerinde olduğu gibi. Ama bu birazcık kişisel sanırım, bana göre benim düşüncem bu. Çünkü ben birazcık hem teknoloji özürlüyüm hem de çok hassas bir insan sayılmam. Ben mesela bunu Mercedes modellerinden çok daha rahat kullanıyorum. Neden diyecek olursanız, Mercedes modellerinde bu touchpad'i olabildiğince havalı bir şekilde sunmuşlar. Mitsubishi ise tam tersine çok mütevazı bir şekilde sunmuş. Mercedes'te lake kaplı olan touchpad burada pürüzlü bir yüzeye sahip ve bu pürüzlü yüzeyde elinizi çok daha kontrollü hareket ettirmenizi sağlıyor. Dahası bunda ne kadar hareket yaparsanız yapın sadece bir seçim yapıyorsunuz. Yani istediğiniz kadar büyük hareket yapın ama sadece bir basamak gidiyor. İki elle, iki parmakla daha doğrusu yapılabilecek farklı hareketler de var burada. Ama genel olarak baktığınızda rahat kullanıyorsunuz. Gözünüzü yoldan çok fazla ayırmadan buradan ayarlamalar yapabilirsiniz. Birkaç tane de fiziki düğme konulmuş ki bu fiziki düğmelerde yine gözünüzü ayırmadan bulabileceğiniz şekilde konumlandırılmış. Bu açıdan bu kontrol mekanizması oldukça başarılı. Klima kumandaları birazcık küçük. Düğmelerin daha büyük olmasını dilerdim ve eski bir Japon geleneği olarak da direksiyonun sol tarafında perdelenmiş pek çok düğme var. İkincil öneme sahip düğmeler bunlar. Hatta en çok perdelenenleri üst donanımına gelen head-up display'in düğmeleri.
Onu da çok fazla kullanmayacaksınız diye tahmin ediyorum. Bir kere ayarladıktan sonra bir daha değiştirmezsiniz herhalde. Onun dışındaki düğmeler yine nispeten görülür vaziyette ama bu bir dediğim gibi Japon geleneğidir. Buralarda çok düğme olur. Gösterge tablosu rahat takip edilen bir gösterge tablosu. Saklama alanları konusunda geniş bir kapı içi cebi. Hemen vites kolunun önünde genişçe bir yine saklama alanı. İki tane USB portu burada. İki tane bardaklığı ve kol dayananın altında genişçe bir gözü var. Torpido gözü bile iki katlı olarak tasarlanmış. Bu da iyi bir haber. Saklama alanları konusunda oldukça cömert bir otomobil. Ve bununla bu kısmı bitirip CHR'a geçiyoruz. Bakalım o neler sunuyor. Eclipse Cross'tan inip CHR'ın direksiyonuna oturduğunuzda arada bir çağ farkı varmış gibi hissediyorsunuz. Malzeme kaliteleri, kokpitlerin yapısı vesairesiyle. Burada evet biraz daha ortalamanın da üstünde modernlik hakim aslında Toyota. Çünkü çok fazla çaba sarf etti burada Avrupa'da oturmuş bir crossover ortaya çıkarmak için. Ve bu çabanın da sonuçlarını görebiliyorsunuz. Hem malzeme seçimlerinde görebiliyorsunuz hem de genel yapıda görebiliyorsunuz. Üstte örneği şurada. Deri benzeri bir malzeme var gerçekten de parmak uçlarınızı okşuyor. Rengi de çok güzel gözüküyor. Dikişler, dikiş benzeri dokular var kenarlarında. Böyle baktığınızda da gözünüze çok güzel gözükecektir. Kuvvetle muhtemel birazcık subjektif yerlere girmeye başladım ama yumuşak malzemeler var. Kapı içlerinde daha yumuşak malzemeler var. Burada kokpitin çoğunu kaplayan malzemeler de yumuşak ve dahası parmak uçlarınıza da çok güzel hitap ediyor. Çok güzel hisler veriyor bunlar. Yumuşak olmasından daha da önemli. Ve lake kullanımı tabii ki bol keseden lake kullanımı. Burada vites konsolunda örneğin boydan boya bir lake parça tek parça bir lake kullanılmış. Bayağı hoş gözüküyor. Burası bir denizmiş, suymuş gibi gözüküyor. O kadar güzel parlamalarıyla vesairesiyle gerçekten etkileyici bir kokpit olduğunu söyleyebiliriz görüntü açısından buranın. Yine büyük bir dokunmatik ekran var. Dokunmatik ekranın grafikleri yıllar öncesinin Toyota'nın kullandığı ilk büyük ekranın grafikleri hala burada kullanıldığı için yıllar öncesinin algısını taşıyor. Artık o kadar etkileyici değil. Biraz daha iyi çözünürlüğü olması gerekiyordu. Bu ekranın grafiklerinin daha canlı, daha heyecanlı olması gerekiyordu. Mitsubishi'nin ekranının biraz daha cafcaflı olduğunu en azından daha kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Bu ekran rahat kullanılıyor ve sürüş pozisyonunda da rakibinde olduğundan çok daha yakın, çok daha iyi konumlandırılmış. Birazcık önünüzde duvar gibi durması belki sizi rahatsız edebilir ama günümüzde artık bu tarz donanımlar önemli. Büyük ekranlara değer veriyorsanız bununla da mutlu olacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Gösterge tablosu rahat okunan analog gösterge ve ortasında da renkli bir dijital ekran var. Saklama alanlarına geçecek olursak kapı içi cebi rakibinden biraz daha dar çünkü kapının kaplamaları bir kısmını kapatıyor ve orayı kullanımı zorlaştırıyor. Şişe için ayrılmış bir yeri var ama ufak tefek eşyalarınızı rahatça saklayabileceksiniz. Vites kolunun önünde bir küçük cep var. Buraya çok fazla eşyanızı muhtemelen koyamazsınız ama USB portu burada ve hemen arkasında o cebin bir bardaklık var. Burası daha kullanışlı olacaktır. Muhtemelen vites kolunun arkasında bir ikinci bardaklık daha var. Bu bardaklığın da yüksekliği ayarlanabiliyor. Bayağı bir derin aslında ama bardağınızı koyarsanız gerçekten oraya bir kahve bardağı koyarsanız kullanışlı olmayacağı için böyle bir parça yerleştirilmiş. Ve kol dayananın altında da yine genişçe bir göz var. Bir 12 voltluk soketiyle birlikte geliyor bu göz de. Böyle baktığınızda saklama alanları konusunda öyle çok çok cömert değil. Son torpido gözüne de bir bakalım. Küçücük de bir torpido gözü var. Saklama alanları konusunda öyle çok çok cömert değil. Ama buradaki atmosfer, buradaki alan hissi, alanın size verdiği seçkinlik hissi, kalite hissi gerçekten etkileyici. Ve bunlarla birlikte de CHR bu bölümün kazananı oluyor. If olarak Eclipse Cross'un direksiyonundayız. Mitsubishi Toyota'dan alfabetik olarak önce geldiği için burada sadece Eclipse Cross'un özelliklerinden kısaca bahsedeceğim ve sonra CHR'ın direksiyonuna geçince de uzun uzadıya hem onun özelliklerinden bahsedeceğim hem de rekabetten bahsedeceğim. İkisi arasındaki durumlardan bahsedeceğim. İçinde bulunduğum araç en üst donanıma sahip Eclipse Cross oluyor. Ve 163 beygir güç, 250 Nm tork üreten benzinli motor 4 tekerlekten çekiş ve CVT otomatik şanzımanla
birlikte geliyor bu araç. 1.5 litrelik motor zaten Eclipse Cross'un tek güç kaynağı. Bunun bir seçeneği, alternatifi bir şeysi yok. Ama iki tekerlekten çekişte, manuel şanzımanla ya da dört tekerlekten çekişte ve otomatik şanzımanla da satın alabiliyorsun. İki tekerlekten çekişte otomatik şanzımanlı bir versiyonu da var Eclipse Cross'un. Motorunun çekişi gerçekten güzel. Tüketim konusunu CHR'a bırakayım, orada rekabette anlatırım ne olduğunu ne bittiğini. Ve sürüş konusunda da Boltabil oldukça iyi. Süspansiyonun ayarları örneğin çok çok güzel yapılmış. Amortisörleri çok güzel çalışıyor. Bu haliyle baktığınızda süspansiyon ve şasisi açısından sınıfının en iyilerinden bir tanesi. O konumunda gerçekten de bu araç, sadece direksiyonunun biraz daha hassas olması beklenirdi. Fiyatlar, güvenlik vesaire, bunların hepsini de CHR'a rekabete bırakayım. Kısa oldu galiba birazcık ama o tarafa geçelim. Karşılaştırmamızın sonuçlarını almak için bir an önce diyorum. Bakalım CHR neler sunuyor. Şimdi de Toyota CHR'ın direksiyonundayız. Biraz önce söylediğim gibi Eclipse Cross'ta bütün mukayeseler, karşılaştırmalar, genel bilgiler hepsi burada. Tabii ki sonucu kazanana da burada öğrenmiş olacağız. Peki CHR neler sunuyor? Öncelikle tabii ki motor seçenekleri. İki tane motor seçeneği var. 1.2 litrelik hacme sahip turbo beslemeli benzinli motor CHR'ın baz versiyonunu oluşturuyor. Bunun alternatifi de 1.8 litrelik benzinli motora sahip olan hibrit versiyon. 1.2 litrelik benzinli motor. Önden çekişte manuel şanzımanlı, önden çekişte CVT şanzıman ya da 4 tekerlekten çekiş ve CVT şanzımanlı sunulurken 1.8 litrelik hibrit versiyon sadece önden çekiş ve CVT şanzımanla birlikte sunuluyor. Bu haliyle baktığınızda aslında bakarsanız piyasanın en ilginç modellerinden bir tanesi hibrit versiyon sunmasıdır. 1.2 litrelik motor size güzel çekiş sunuyor. Ben sadece şu ana kadar 4 tekerlekten çekişli ve CVT şanzımanı sahip bir versiyonu kullandım. Bunların ikisi, ya bu üçlüyle gayet iyi başarımlara sahipti. 1.2 litrelik motor 116 beygir güç, 185 Nm de tork üretiyor. Böyle baktığınızda da tabii ki Eclipse Cross'un verilerine yaklaşamıyor bile. Çünkü o 163 beygir güç, 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik bir motorla geliyor. Performans açısından kıyasladığınızda iki otomobil tabii ki 1.2 litrelik motor ve 1.5 litrelik motorla kıyas götürmüyor. Hibrit versiyon biraz daha farklı. Çünkü hibrit versiyonun sistem gücü de 122 beygir civarında ama sistem gücünden çok sistem torku önemli. Tam olarak bunu açıklamamış Toyota. Ama elektrikli motor tek başına 100 Nm'den fazla tork üretiyor. Bu da demek oluyor ki gerçekten güzel bir tork verisi var. Zaten genel performans hisleri açısından bu içinde bulunduğum hibritin Eclipse Cross'tan öyle çok 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 geride kaldığını da söylemek imkansız. Eğer pilleri doluysa, pillerin doluluğu çok çok önemli bir etken tabii ki. Piller dolu olduğu sürece performans açısından oldukça doyurucu olabiliyor hibrit. Gaza yüklendiğinizde bunun karşılığını alabiliyorsunuz yani. Peki madalyonun öbür tarafında ne var tüketim açısından değerlendirdiğinde? 1.2 litrelik motor sınıf ortalamalarını gösteriyor. 8-8.5 litre, 9 litre civarlarında tüketimlerle yetinebiliyor şehir içerisinde. 4 tekerlekten çekişte ve CVT şanzımanla bile, bu da bir başarımdır. Buna karşılık Eclipse Cross birazcık trafik seçiyor. Trafik sıkışıklığı seçiyor. Sürekli dur kalk trafikte ilerlerseniz 10.5-11 litre civarlarında tüketim elde ediyorsunuz. Biraz daha hafif hafif bile olsa akan trafik eğer yakalayabilirseniz orada 9.5 litrelerle idare edebiliyorsunuz. Bu halde baktığınızda 1.2 litrelik motorla yaklaşıyor aslında bakarsanız bir noktada tüketim verileri. Ama hibride hiçbir şekilde yaklaşamıyor. Şu anda benim tüketimim 5.4 litre, 45 km saatlikte ortalama hızım varmış. Yüksek bir ortalama hız ve hibritin çok sevmediği bir şey aslına bakarsanız ama oldukça iyi bir başarım bu da. Şehir içerisinde biraz dikkat ederseniz 5 litrelik, 100 km'de 5 litrelik tüketimlerle itinebiliyorsunuz. Hibrit sınıfında tüketim konusunda rakipsiz, özellikle şehir içi tüketim konusunda dizelleri bile rakip olarak kendisine görmeyecek kadar başarılı. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Hibritle ilgili bilmeniz gereken son nokta, şu anda hibrit için özel bir vergi muafiyeti söz konusu. 1.8 litrelik hacmi 1.6 litre olarak alınıyor ama sadece ÖTV için geçerli bu. MTV'de yani yıllık olarak ödediğiniz vergilerde 1.8 litre olarak vergilendiriliyor hibrit. Bu da aklınızda bulunsun. Yıllık maliyetler açısından biraz daha farklı olacaktır maliyetleri hibrit versiyonun. Tüketim konusunda geçtikten sonra motorlar bölümünü sanırım geçebiliriz. Genel sürüş özelliklerine geçecek olursak CHR'da önde MacPherson, arkada çift kollu bağlantılar var.
Eclipse Cross'taysa önde MacPherson, arkada çok kollu bağlantılar var. Açıkçası otomobillerin genel sürüş özellikleri birbirlerine oldukça yakın. Başarılı dar bir emişe sahip örneğin. Yol tutuş konusunda da iyi sınırlarda diyebilirim ve ikisinde direksiyonu geri bildirimler konusunda yetersiz. Ama CHR'ın direksiyonu en azından düz konumlarda ve geri toplama hızı konusunda rakibini geride bırakabiliyor. Genel yol tutuş performansı konusuna geçecek olursak orada Eclipse Cross öne geçiyor. Önden kayma eğilimi belirgin bir şekilde daha geç geliyor Eclipse Cross'un. CHR önden kaymaya beklenmedik derecede daha fazla meyilli, ilginç bir şekilde yani modern bir otomobilde daha iyisini beklerdik açıkçası. Neyse ki elektronik yardımcı sistemleri oldukça kuvvetli, çok hızlı bir şekilde yoluna sokuyor sizi. Burada genel bir toparlayacak olursak sürüş konusunu, konfor açısından ikisi de ortalamanın üzerinde, gerçekten de başarılı, özellikle süspansiyon darbeymiş karakteristiği olarak, ama hafif bir yol gürültüsü alıyorlar, hafif bir rüzgar gürültüsü her ikisinde de var ve bunlar sanki kardeş üretimmiş gibi birbirlerine çok yakınlar bu konuda. Onun dışındaki genel özellikler açısından sınıf ortalamalarının birazcık daha üzerinde bile seyrediyor diyebilirim. Gerçekten başarılı bu iki otomobilde. Performans, sürüş performans konusunda CHR biraz geride kalıyor. Böylece sürüş bölümünün kazananı da Eclipse Cross oluyor. Mitsubishi Eclipse Cross oluyor. Güvenlik bölümüne geçecek olursak iki araç da modern teknoloji, modern otomobiller daha doğrusu, modern geliştirilmiş araçlar, yeni geliştirilmiş araçlar ve Euro NCAP'ten iyi puan almanın yanına iyi de donanımla birlikte geliyor. Her ikisinde de çarpışma önleyici otonom fren sistemi örneğin şehir içi hızlarda daha çok aktif, standart olarak geliyor. Toyota'nınki yaya korumaya da, yaya algılama sistemine de sabit. Üst donanımlarında ikisinde de örneğin adaptif hız sabitleme sistemi alınabiliyor. Ama Mitsubishi'nin hız sabitleme sistemi dur kalk yardımcısına da sahip. Böyle ufak tefek farklar var. Güvenlik açısından baktığınızda genel olarak yine sınıfının ortalamasında, sınıfından ne beklerseniz onları sunduğunu söyleyebiliriz. Donanımlar konusunda eksiksiz. Japon otomobilleri son dönemde güvenlik konusunda bence Almanları, hatta genel olarak Avrupalıları geride bırakmaya başlamış durumda. Pek bunu duyuramasalar da, yani bir Alman üreticinin yaptığı ya da bir Avrupalı üreticinin yaptığı güvenlik konusundaki pazarlama marifetini göstermeseler de, bu böyle ince eleyip sık dokuyanlar bunu çok önceden fark etmişlerdir. Sanırım Uzak Doğu'da böyle bir değişim var şu anda. Güvenlik konusunun da geçtikten sonra tabii ki fiyatlar, donanımlar vesaireler vesaireler. Bugün 13 Ağustos 2018 ilginç bir gün geçiriyoruz. Şu anda inanılmaz bir kur hareketi var. Belki tarihi bir gündür. Şimdi size bazı rakamlar telaffuz edeceğim ama kuvvetle muhtemel şu an itibariyle bu rakamlar değişmektedir. Yani değişiyordur. Çünkü bir gecede döviz kurları neredeyse %20 arttı. Bugün sabah öyle uyandık. Yine geçen cuma da aynısı olmuştu. Yani geçen hafta perşembeden bu yana ciddi bir artış söz konusu. Bu da fiyatlara yansıyacaktır. Ama iki aracın arasındaki fiyat farkları çok değişmeyecektir. Muhtemelen o sabit kalacaktır. O sebeple de burada verdiğim rakamlar o kadar da garip, o kadar da mantıksız olmayacak. Toyota Mitsubishi'den başlayayım tabii ki alfabetik olarak. Mitsubishi Eclipse Cross'un başlangıç fiyatı şu anda 141 bin lira. %50'lik vergi diliminin hemen kenarında duruyor Eclipse Cross bu haliyle. Ve bir adım yukarıya gittiğinizde, yani manuel şanzıman önden çekiş yerine o CVT şanzıman ve önden çekişi tercih ettiğinizde dahi 160 bin lira civarlarında fiyatlara bir anda sıçrıyorsunuz. Hatta 180 bin lira civarında fiyatlara sıçrıyorsunuz. 160 yanlış. 180 bin lira civarında fiyatlara sıçrıyorsunuz. Hem donanım değişiyor, hem CVT şanzıman ekleniyor, hem vergi artıyor. Bu nedenle de 40 bin liralık bir fiyat farkı ortaya çıkmış oluyor. En üst donanım seviyesinde 1.5 litrelik benzinli motor CVT şanzımanla 4 tekerlekten çekişle birlikte 230 bin liraları buluyor. Eclipse Cross'un fiyatı, donanımı zengin ama fiyatı da tabii ki oldukça yüksek. Böyle baktığınızda dizel otomatik yerine Eclipse Cross'u tercih etmek için bayağı bir benzinli motor tutkunu olmanız gerekli. CHR nasıl diyecek olursanız, buna karşılık CHR'da ilginç bir fiyatlandırma var. 120 bin lira civarlarından başlıyor 1.2 litrelik motor. Tabii ki nispeten daha güçsüz bir motorla birlikte geldiği için CHR avantajı var. Önemli bir avantajı var. Bunu da çok iyi kullanıyor. 120 bin lira civarlarından başlıyor. Hibrit versiyon bu şu andaki vergi teşviğiyle vesairesiyle birlikte 180-190 bin lira civarlarına geliyor. Max en üst donanım seviyesiyle birlikte. Bu sadece CHR'ın
düşük güçlü motora sahip olmasıyla açıklanabilecek bir durum değil. Buradaki önemli bir kıstas var. Çünkü Eclipse Cross daha piyasaya yeni girdi. Yüksek kurlardan giriş yaptı. Yüksek kurlardan giriş yaptığında da eliniz kolunuz bağlıdır. Araçlarınız hep yüksek kurdan giriş yapar. Zarar etmemek için de yüksek fiyatlandırma yapmanız lazım. Ama Toyota CHR nispeten daha uzun zamandır piyasada, düşük kurları da gördü. Düşük kurlardan da araçlar var ellerinde ve dahası Toyota CHR Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de üretimi sürdürmek istiyorsanız da belli bir iç pazar hacmine ulaşmak zorundasınız. O iç pazarı yok sayamazsınız ben nasıl ihracat yapıyorum diye. O sebeple de CHR'lar, iç pazara ayrılan CHR'lar bir şekilde satılmak zorunda. Böyle bir finansal avantajı, yani finansal avantaj denilebilir sanırım buna herhalde. Finansal avantajı var CHR'ın, iki aracın sundukları benzer olmasına rağmen bu nedenle fiyatları açısından ciddi bir fark var. Hem yerli üreticilik farkı, hem ALJ'nin tabii ki pazarlama farkı, gücü ve bu aracı satma istekliliği, hem de araçların giriş yaptığı kur dönemlerindeki farklılıklar nedeniyle oluşan, böylece tabii ki fiyat bölümünün de kazananı CHR oluyor. Toplama bakacak olursak bütün her şeyi değerlendikten sonra, donanımları bu arada çok değerlendirmedim. Donanımlarda 3 aşağı 5 yukarı 2 araç benzer seviyelerdeler, benzer noktalardalar. En üst donanımlarda sunulanlar, bazı donanımlarda sunulanlar 3 aşağı 5 yukarı aynı bu araçlarda. Sadece bu büyük ekranı istiyorsanız CHR bazı donanımdan itibaren sunuyor ama Eclipse Cross'taki sunulmayan o tek donanım muhtemelen şu anda zaten bayilerde de pek fazla görülmüyordur. Çok rahat rahat bulamazsınız. O donanımı üst donanımlardan satın almak zorundasınız zaten muhtemelen. O aracı da sadece bir donanımda, başlangıç seviyesinde bir donanımda büyük ekran sunulmuyor. Ne kadar büyük derseniz o ekranda tabii ki. Eclipse Cross'ta durum bu. Sonuca bağlayacak olursak karşılaştırmamızın galibi daha düşük yakıt tüketimi, daha düşük fiyatları, iyi donanımı, iyi sürüşü gibi özellikleriyle birlikte Toyota CHR oluyor. Ama hakkını yememek lazım. Eclipse Cross'un çok çok iyi başardığı bazı şeyler var. Örneğin arka koltuk sizin için önemliyse, bagaj tamam tartışmaya açık, yani kızaklı arka koltuğu kullanabilirsiniz, kullanamazsınız onu bilemem. Ama arka koltuk sizin için önemliyse örneğin Eclipse Cross'u tercih etmeniz lazım bu karşılaştırmadaki araçlar içerisinde. Ya da sürüş konusunda da Eclipse Cross'un ciddi üstünlüğü olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten de farkını hissettiriyor. Ama CHR hiç kötü bir araç değil. Sınıfındaki pek çok rakibiyle karşılaştırmaya girseydi CHR sürüş bölümünün birincisi olurdu çok rahat bir şekilde. O kadar da başarılı, o kadar da iddialı sürüş konusunda. Ama Eclipse Cross da gerçekten Mitsubishi. Zaten Mitsubishi'nin elinde çok fazla silah kalmadı artık. O silahlarını da gerçekten güzel kullandığını söyleyebiliriz. Arka koltuk konusunda bir diğer detayda, arka koltuk sizin için önemliyse CHR'ın arka koltuğunu mutlaka çok detaylı şekilde inceleyin. Her ihtiyaca hitap etmeyebilir bu sıra dışı tasarımlı otomobilin arka koltukları. Sonucuna bağlayacak olursak karşılaştırmanın galibi CHR. Eclipse Cross çok çok iyi bir iş çıkarmış gerçekten de, ama tabii bu fiyatlar vesaireler, bunlar konusunda yapacak bir şey yok. Siz derseniz ki fiyat benim için önemli değil, zaten benim 200 bin liram var, onu bir yerlere harcayacağım. Tabii ki ona göre siz puanlandırmanızı yapabilirsiniz. Bagaj bölümünde kazanan Eclipse Cross oldu. Arka koltukta kazanan Eclipse Cross oldu. İç mekanda kazanan CHR oldu. Sürüşte kazanan Eclipse Cross oldu. Genel değerlendirmede fiyat miyat devreye girdiğinde de CHR birinciliği almış oldu. Böyle de bir çevireyim. İsterseniz aradan bir şeyleri çıkartın. Kendiniz değerlendirin tekrar. Bir sonraki testimizde, karşılaştırmamızda her ne yayınlarsam onda görüşmek dileğiyle.